Dünyada neden bu kadar açlık var? 800 milyondan fazla insan şu anda dünyada açlık sorununu yaşıyor. Bazı insanlar yeterli beslenemezken bazıları neden gıdayı israf ediyorlar? Atığın ve israfın önemini ve ekonomik boyutlarını sanki bilmiyor gibiler. Gıda israfının ne kadar ciddi bir sorun olduğunu görmekten aciz durumdayız. Ürettiklerimizin israfı had safhada. İhtiyacı olabildiği kadar alsın, kıymetini bilsinler. Dünyada açlığa son vermek gibi bir hedefimiz var. Peki bunu yapabilecek miyiz? Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırmaya göre yıllık 7 milyon ton gıda israfı oluyor Türkiye'de. Sadece günde 4.9 milyon ekmek maalesef çöpe gidiyor. En çok da israf olan sebze, meyve ve ekmek. Yani düşünün, biz bu kadar ekmeği kutsal sayan bir topluluk olarak bizde bile bu kadar israf oluyor. Yaptığımız iş gün günü tutmuyor. Yani bir gün ekmeği aynı adette yapıyorsun, satıyorsun. Ertesi gün yapıyorsun, satamıyorsun. Yiyemeyeceğimiz kadar eve ekmek alıyoruz, çöpe gidiyor. İsraf. İsrafın en büyüğü. Tarlalar çok zor şartlarla yapılıyor, üretiliyor. İsrafını yapıyorlar, atıyorlar çöplerde. Çoğu zaman o çöplerde toplanıyor ekmekler. Görüyoruz televizyonlarda. Açlığın önlenmesinde belki de en çabuk bize sonuca götürecek olan yöntemlerden biri gıda israfının önlenmesi. Neden israf ederiz? Bunun en temel sebebi bilinçsiz insanlar, bilinçsiz toplumlar, tüketim çılgınlığına kapılmış insanlar sebebiyle bu israfın büyük bir bölümü gerçekleşiyor. Yani bilinçli israf. Türkiye'miz tarım memleketi olduğu için kolay yetiştirildiğini ve kolay tüketilebildiğini düşünen insanlar tabii israf konusunda biz biraz vurdum duymaz ve bilinçsiz davranıyoruz. Yani hoyratça bir kullanım var. Güzel olsa da beğenmiyorlar mesela. Atılıyor onunla. Çöpe dökülüyor. Domatesler ezildi mi çöpe dökülüyor. Ekmek mesela çöpe gidiyor. Yarımını yiyor adam, yarımını çöpe atıyor ya. Örneğin adam yarım şişe su alıyor. İki yudum içiyor, gerisini atıyor. Bu da israf. İsrafın önünü geçmek çok zor. Çoğu çocuk hele alıştı gali fazla şeye. Yarısını yiyor, yarısını çöpe. Bireyselliğin çok öne çıkması. Toplumsal birlikteliğin ya da bir sosyal devlet anlayışının bu süreçte ciddi biçimde geride kalması insanları da ister istemez hani önce kendimi düşünmeliyim noktasına daha fazla itti gibi gözüküyordu. İsraf aslında bir zihniyet meselesi. Kişinin bir sorumluluk duygusu ya da sorumluluk bilincine sahip olmasıyla alakalı. İsraf biliyorsunuz eğitimle alakalı. Eğitimimiz, seviyemiz ne kadar yüksek olursa o kadar israfımız azalır. Kimin 30 yılında dünyada açlığa son vermek gibi bir hedefimiz var. Peki bunu yapabilecek miyiz? Tabii orada benim bazı endişelerim var. 2030 yılına sadece 9 hasat zamanı kaldı. 9 hasat çok çok çabuk geçecek kısa bir dönem. Ve nüfus da 2050 yılında yaklaşık 9 milyarı bulacak. Biz hala 800 milyon insanın açlığından bahsediyoruz. Her gün üretilen gıda insanlığı 3 kere doyurmaya yeter. Peki neden her 8 kişiden birisi gece aç yatıyor? Yılda 10 binlerce çocuk açlık veya yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybediyor. Nedir bunun sebebi? Tek bir sebebi var. Empati yoksunluğu. Herkes yiyeceği kadar alsın, taze taze alsın, yarın bir daha israf olmasın. Çöpe atmasınlar israfları. Çok zahmetli, zor şartlar altında üretiliyor. Bazen olmuyor, yıl kurak gidiyor. Toprağımızı, ürettiğimiz gıdayı çocuklarımızdan ve torunlarımızdan emanet aldık. Lütfen bu emanete ihanet etmeyelim. Herkesin yiyebileceği kadarını pişirip tüketmesi, bayatlamasına izin vermemesi gerekiyor. Ondan sonra görüyorsunuz çöp dağları. Ekstra fazla alıp çöpe atıp bizim emeklerimizi israf etmeyin. Hem sizin cebinize zarar, hem bizim emeğimize zarar. Lütfen atmasınlar, yere çöp atmasınlar ama israf etmesinler. Türkiye'yi batırmasınlar. Ne diyelim başka?